Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde while döngülerine bakacağız. Java'da 3 tane döngü çeşidi vardır. Bu döngülerden bir tanesi bugün göreceğimiz while döngüsü. Diğerlerini sırayla diğer derslerde anlatacağım. Şimdi while döngüsü ne iş yapar? While döngüsü isminden de anlaşılacağı gibi bir döngüye sokar yazdığımız kodu. O döngüde ihtiyacımız olan işleri yaptıktan sonra, gerekli şartlar sağlandıktan sonra döngünün işi biter, görevi biter. Şimdi öncelikle şöyle bir while yazıyoruz. Ondan sonra bir koşul parantezi açıyoruz. Bu koşul parantezi x'i mesela kontrol etsin. X'i bir şeye karşı kontrol ediyor. O zaman durum true mu, false mu ona bakıyor. True'uysa devam ediyor. Şart false'a dönüştüğü anda döngüden çıkıyor. Diğer koda devam ediyor. Şimdi while döngüsü gerekli koşulu inceledi ve true aldıktan sonra cevabı şu ana parantezler diyeyim küme parantezleri içerisindeki kod satırlarını işleme sokuyor. Ondan sonra da kod satırları bittikten sonra x'in değerini arttırıyor. Bu tabii x'in arttırma değeri dedim ama şarta göre küçültme olabilir, başka türlü de olabilir. Ben burada örnek olsun diye x arttırma verdim. X arttırıyor, sonra tekrar koşulu kontrol ediyor. Eğer durum hala true'ysa kod satırlarını tekrar etmeye devam ediyor. Ne zaman ki x'i arttırdığı anda şuradaki koşul satırı false'a döndü. Ondan sonra döngüden çıkıyor arkadaşlar. Şimdi örnek kodumuza geçelim. Aynen dediğim gibi bir tane x tanımlıyoruz. X'in şartı kontrol edilir demişiz. Evet, x'in durumunu kontrol ediyor. Yapılacak işlemler, artırma var ve o şekil gidiyor. Şimdi öncelikle bir int x diyelim eşittir 0 olsun. While diyelim. Burada ne olsun? X'i Şubat diyelim. Bizim şimdi döngümüz bir aylık dönemi kapsasın mesela. Biz bir aylık bir işlem yaptırmak istiyoruz. Şubat küçüktür 29 diyelim. Ve küme parantezimi açalım. Küme parantezimizi açalım. Şubat ha, şu hata vermiş. Şubat küçüktür olduğu zaman. Ondan sonra şuraya da basit bir şekilde system out print yazıyorum. Bugün diyelim mesela Şubat Şubat 2020'dir dedik. Şubat'ı bir arttıralım ve döngümüzü çalıştıralım. Şimdi burada ne yaptık? Şubat'ın 28 günü boyunca burada bir işlem yapılmasını sağladık. Şimdi döngümüz bizim aylık bir döngü. Şubat ayının tarihini yazdırıyoruz. Bakalım yazacak mı? Çalıştırıyorum, kaydedip çalıştırıyorum. Bugün mesela 0 Şubat'tır. 0 Şubat olması tabii ki 1 Şubat diyelim. Tekrar baştan bulalım. Bugün 1 Şubat 2020'dir dedi. Geldi ve en sonunda da bugün 28 Şubat 2020'dir dedi. Şimdi diyelim ki biz Şubat'ın belli günlerinde belli mesajlar almak istiyoruz. Onu nasıl yaparız? Daha önceki derslerimizde bir switch döngüsü görmüştük arkadaşlar. Mesela burada switch ile Şubat'ı kontrol edebiliriz. Bakın döngünün içine başka bir şimdi koşul daha koydum. Peki ben mesela ne yapacağım? Şubat'ın nesini kontrol edeyim? Mesela 14 Şubat diyeyim. 14 Şubat'ta ben şöyle bir mesaj almak istiyorum. Şurayı yanlış yapmışız. Bugün
Şubat ayının ortasıdır dedim. Mesela case 14 ne yaptı? Bu 14'ün anlamı şu. Şubat'ı kontrol ediyor arkadaşlar. Int değer olduğu için Şubat'ın değeri 14 olduğunda burayı yazdıracak. Ve bunu böyle bırakıyorum, çalıştırıyorum. Şimdi Şubat'ın 14'üne geldi. Gördüğünüz gibi Şubat'ın 14'üne geldi. Şubat'ın 14'ünü yazdıktan sonra bugün Şubat'ın Şubat ayının ortasıdır yazdı. Peki ben şöyle bir şey yapsam. Mesela Şubat'ın 20'si için de bir mesaj vereyim. System out print elen dedik. Bugün Şubat'ın 20'si. Faturayı unutma dedik mesela. Şimdi arkadaşlar switch case yapısını hatırlayacaksınız. Bizim bir break komutumuz vardı. Bakın ben buraya break yazmam gerekiyordu aslında. Yazmadım. Yazmayınca ne olacak onu göreceğiz şimdi. Onu yazmayı unutmayalım çünkü o çok mühimdir. Mesela bakın. Geldik. 14 Şubat. Bugün Şubat ayının ortasıdır. Ondan sonra bugün Şubat ayının 20'si faturayı unutma. Aşağıda sadece 20'sini yazdı. Çünkü döngüye 14'ten girmedi. Bir öncekinde girmişti. Şu case 20 olduğu zaman 20'den sonrasını yazdı. 20'de doğru çalışmış gibi gözükmesine rağmen aslında o da yanlış. Çünkü 20'den sonra bir şey olsaydı oraya da break yazmamız gerekiyordu. O zaman da orada hata verecekti. Dolayısıyla ben şimdi breaklerimi yazıyorum. Tamamdır. Kaydedip tekrar çalıştırıyorum. Şimdi kodumuz doğru çalışacak. 14 Şubat 2020'dir. Bugün Şubat ayının ortasıdır. 20 Şubat 2020. Bugün ayın Şubat'ın 20'si faturayı unutma. Bu şekilde öğrendiğimiz kodları başka kodlarla birleştirip örnekler yapıp kendiniz bazı örnekler üretebilirsiniz arkadaşlar ki şeyi kullanma kolaylığı ya da kodların birbirleriyle etkileşimlerini daha da detaylı bir şekilde şey yapmanız için, üretmeniz için. Şimdi başka bir örnek yapalım. Mesela bir haftalık bir döngüye sokalım. Öncelikle ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. While diyorum. Gün küçüktür. Küçük eşit 7 olsun. Gün küçük eşit 7 olduğu sürece devam et dedim. Sonra günü arttırdım. Hemen bunu da yaptım. Tabii yukarıda int deyip günümü birden başlatıyorum arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacağım burada onu söyleyeyim. Ben düzenli olarak spor yapan bir adamım. Günlük 7, 8, 9, 10 kilometrelerde koşular yapıyorum. Ben şunu hesaplamak istiyorum. Bir hafta boyunca koştuğum zaman kaç kalori yakarım? Bu yaktığım kalori kilogram olarak neye tekabül eder ve ben kaç kilo verebilirim? Bir haftalık koşumun sonunda onu hesaplattıracağım şimdi. Bunu yapmak için scanner komutunu kullanıyorum. Scanner sınıfını. Klavye diyorum. Eşittir. Scanner sistem in dedim. Şimdi burada tabii hata verdi. Bu import hatası veriyor. Scanner new yazmayı unuttuk. Evet. Import hatası verdi arkadaşlar. Tıklıyorum. Bakın ben oraya tıkladığım zaman Java Util Scanner paketi import edildi. Paketin şeyin kodumun içine. Şimdi artık şeyden kullanıcıdan 7 günlük koşu şeylerini alacağım, raporlarını. Şuradan başlıyorum. Öncelikle system out print elen diyorum. Şuraya gün diyeyim. Gün artı nokta. Gün kaç kilometre koştunuz? Bunun karşısına da tabii şurada
Elen yazdım. Bunun karşısına alalım. Önce şunu göstereyim arkadaşlar. Belki buradan izleyenler vardır. Elen dedim. Ve şimdi şuradan double mesafe eşittir 0 diyorum. Tanımladım. Double mesafe eşittir. Klavye nokta next double diyorum. Evet. Programı bu şekilde bir çalıştırayım. Çalıştırdım. Evet. Birinci gün kaç kilometre koştunuz? 5, 6, 7, 8, 9, 4, 0 dedim. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu eşittirin karşısından ben almak istemiştim. Onu şuradaki eleni ilk başta yazdığım için alt satırda aldım. Ama programın daha düzgün gözükmesi için ben bunu buraya almak istiyorum. Bu eşittirden sonra alabilmem için girişleri şuradaki elen komutunu elen harflerini silmem lazım. Sildim ve şimdi artık bu girişleri ben bu satırdan alabilirim. Fakat onu yapmadan önce bir de şöyle double toplam mesafe eşittir 0 diyeyim. Şimdi ben toplam mesafeyi de hesaplattırmak istiyorum. O zaman ne yapıyorum? Toplam mesafe eşittir. Toplam mesafe artı her seferinde girilen mesafe olsun. Şimdi bunu yaptırmanın birkaç yöntemi var. Bunlardan bir tanesi bu. Yani toplam mesafe eşittir. Toplam mesafe artı mesafe. Bunu da yaptırabilirsiniz. Veya şunu doğrudan şuraya artı eşittir mesafe dediğiniz zaman her seferinde toplam mesafeyi ekler arkadaşlar. Ve ben bu döngünün dışına döngü bittikten sonra diyorum ki System out println toplam haftalık koşu mesafeniz eşittir toplam mesafe kilometre bir. Evet. Şimdi programı tekrar çalıştırıyorum. Evet. 6, 5, 6, 3, 0. O gün dinlenmişiz mesela. 1, 5 diyor. Toplam haftalık koşu mesafeniz 26 kilometredir dedi. Çok güzel. Şimdi bu 26 kilometre kaç kalori yapar? O yaktığımız kalori de kaç kiloya karşılık gelir? Onu yapalım. Şimdi biz buradaki döngüde şeyi aldık. Almamız gereken bir bilgiyi aldık. Bizim toplam mesafemiz belli. Şimdi bu toplam mesafenin kaç kalori olduğunu bulmamız gerekiyor. Bunun için de şöyle bir formül var. Ben daha önceden bunu hazırladım. Mesela kişinin kilosu. Kilo bunu şey yaptırıyor. Kilo burada etkili. Buraya mesela zaman kaybı olmasın. Kişinin kilosunu alalım. Evet, mesela 105 kilo olan bir kişinin koştuğunda alması kaç kalori yaktığına bakalım. Kalorimiz kişinin kilosu. Yaktığı kaloriyi şöyle hesaplıyoruz. Double kalori diyelim buraya. Bu kalori miktarı arkadaşlar şu 0.163 değeri var ya. Bu ben onu internetten bir sayfadan buldum. Aşağı yukarı bir ortalama vermişler. Şu 10 bu 10'da toplam koşu mesafesi 10'la çarpıp 10'a bölmüşüz gibi saçma sapan bir görüntü var orada ama öyle değil. Orada tabii biz orayı ne yapacağız? Toplam mesafe demiştik. Şu
Toplam mesafe olacak. Bu 10 kilometre bölü saat hızdan koştuğu zaman. 10 kilometre bölü saat hızla koştuğu zaman birimde 0,163 kalori yakarmış bir kişi. Kilosu da burada belli. Şimdi her şey tamam. System out print elen diyorum. Toplam yakılan kalori eşittir dedim. Ve buraya da kalori diyorum. Şimdi toplam kalorimiz de belli arkadaşlar. Bakalım tekrar. Mesela 5 yapalım. 5. Pazar günü de dinlenme olsun. Evet, 30 kilometrede 3080 kalori yakmış oluyor. Kiloyu değiştirelim. Görelim onu da. Mesela 80 kilo olsun. Kilo çok fark ediyor çünkü. 5, 0. Demin 3000 kaloriydi. Bakın şimdi 2340 kalori oldu. Şimdi yapmamız gereken sadece bir işlem daha kaldı. Onda da şu kalori kaç gram yaktırıyor onu bulacağız. Onun formülü neydi? Şurada onu almıştık. 80 kalori. O nasıldı? 7200 kalori bir kilo yaktırıyordu. Kalori 1000 gram yaktırıyordu arkadaşlar. O zaman bizim mesela 3600 kalori yaktıysak bunu formülize edip oradan çıkartıyoruz. Mesela onu nasıl yapabiliriz? Toplam yaktığımız toplam kalori çarpı 1000 diyeceğiz. Bölü 7200 olacak. Şimdi bunu da şöyle yapalım. Double verilen kilo eşittir. Şimdi kalori çarpı 1000 bölü 7200 dediğimiz zaman kaç gram yaktığımızı görürüz. System out print, oops, print system out print elen diyorum. Toplam verilen kilo eşittir verilen kilo dediğim zaman amacımıza ulaşmış olur muyuz? Evet, birinci gün kaç koştunuz? Mesela birinci gün 10 koşalım, 2, 8 koşalım, 3, 7 koşalım, dördüncü gün 10 koşalım, cuma günü 8 koşalım, cumartesi 10 koşalım, pazar günü dinlenme yapalım 0 kilometre. Toplamda 53 kilometre 4100 kalori falan yapıyor. Toplam verilen kilo 575 kilo vermişiz tabii ki. Verilen kilo şuraya. Toplam verilen diyelim. Buraya tabii kilo dediğimiz için gram hesaplattırdık. Tekrar yapalım. Şöyle hızlıca yapayım. Evet, 380 gram vermiş. Mesela 7 gün boyunca 5 kilometre koşarsanız 380 gram vermiş olursunuz. Tabi burada asıl konumuz gözden kaçmasın. Şuradaki döngü bizim işimize yarar bir örnek olsun diye ben bunu öyle hesaplattırdım. Siz de kendi gerçek hayatınızda bazı döngülerle
kendi programlarınızı yazarsınız arkadaşlar. Yazamadığınız veya yazmak istediğiniz veya yazarken problem yaşadığınız kodlar olursa onu bana gönderin arkadaşlar. Beraber inceleyelim inşallah. Şimdilik döngümüz, while döngümüz bu kadar. Bir dahaki sefere görüşmek üzere bir sonraki dersimizde.